Arkadaşlar merhabalar. Bugün yeni konumuz olan anıyı işleyeceğiz. Bildiğiniz üzere anı öğretici metinler grubunda kişisel hayatı konu alan metinlerdendir. Kişilerin başından geçenleri, kendi döneminde ortaya çıkan olayları, olguları, üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra yazıya aksardığı yazı türüdür anılar. Arapça hatır, gönül anlamına gelen hatıra sözcüğüyle de eş anlamlıdır. Anılar, insanoğlunun yaşadığı, geride bıraktığı olayları başkalarıyla paylaşma ihtiyacından doğan bir türdür. Yaşanılmakta olan değil de yaşanmış olanı anlatmaktadır. Bunu yaparken de arkadaşlar samimi, içten bir dil kullanır ve böyle, o dönemle ilgili yazılı yazısız kaynaklardan da faydalanabilir. Yer yer sanatçının kendi öz yaşam öyküsüyle de çakıştığı noktalar olabilir. Arkadaşlar anılarda o döneme ait bazı bilgilere de rastlandığı için belge niteliği taşıdığını biliyoruz. Ancak anı yazarı anlattıklarını kanıtlama gereği duymaz. Üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra bu olaylar yazıya aktarılır. İştenlik, yapaylıktan kaçınma anı türünün en belirgin özellikleri arasında yer alıyor. Anılar bir bilgi, gözlem ve yaşantı birikiminin ürünü olan eserlerdir. Anı türünün gelişimine baktığımızda eski Yunan'a kadar gittiğini görüyoruz. Eski Yunan'da Anabasis adlı eser mesela anı türünün dünya edebiyatındaki ilk örneği sayılıyor. Onun dışında Can Çakıroğlu'nun İtiraflar, Goethe'nin Şiir ve Gerçek, Stendhal'ın Bencillik Anıları, Victor Hugo'nun Gördüklerim gibi eserlerde anı türünün önemli ürünleridir. Türk edebiyatında anı türünde ilk olarak 16. yüzyılda Babürşah tarafından yazılan Babürname'yi görüyoruz. Bir de bir mesnevimiz var. Anı özelliği gösteren İzzetmiolla'nın Mihnet Keşan adlı mesnevisi de anı özelliği göstermekte. Bildiğiniz gibi Peyami Safa'nın 9. Hacı Koğuşu otobiyografik roman niteliğindeydi. Yani bu eserde de Peyami Safa anılarından faydalanmıştır. Arkadaşlar Türk edebiyatında edebi yönü ağır basan anılar şunlar: Tanzimat döneminde Akif Paşa'nın Tapsırası, Ziya Paşa'nın Defteri Amal adlı eseri, Namık Kemal'in Magosa mektupları, sürgün döneminde yazdığı mektuplardır bunlar. Anı niteliği taşımakta. Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu Medrese Hatıraları, Ahmet Mithat Efendi'nin Menfa, Tanzimat dönemindeki belli başlı anı türündeki eserlerdir. Peki Servet-i Fünun döneminde neler var? Servet-i Fünun döneminde Ahmet İhsan Tokgöz'ün Matbuat Hatıraları, hatırlayın Servet-i Fünun dergisinin kurucusuydu. Ahmet Rasim'in Falaka, Gecelerim Eşkali Zaman çok çıkan eserlerdir bunlar. Hüseyin Cahit Yalçın, hatırlayın Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına sebep olan sanatçıydı. Kavgalarım, Siyasi Hatıralar, Edebi Hatıralar. Bir de Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 Yıl, Saray ve Ötesi, Bir Acı Hikaye. Normalde Halit Ziya Uşaklıgil roman hikayeleriyle ön plana çıkmış bir sanatçıyken anı türünde de eserleri olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminde çok fazla eser verilmiş. Bunlardan birkaçına değinmek istiyorum burada. Ancak siz diğer eserleri mutlaka inceleyin. Ziya Gökalp'in Malta Mektupları, Milli Edebiyat dönemindeki önemli bir eser. Yahya Kemal Beyatlı'nın Siyasi ve Edebi Portreler, Çocukluğum, Gençliğim ve Edebi Hatıralarım önemli bir anıdır. Yakup Kadri'nin Anamın Kitabı, Gençlik ve Edebi Hatıralarım, Vatan Yolunda, Zoraki Diplomat, Politikada 45 Yıl. Arkadaşlar Yusuf Ziya Ortaç'ın Portreler adlı eseri önemli. Halit Fahri Ozan Soy'un Edebiyatçılar Geçiyor, Edebiyatçılar Çevremde anı türündeki yine eserlerden. Milli Edebiyat döneminde Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşli İmtihanı, Mor Salkımlı Ev. Yine Cumhuriyet döneminde Mina Urgan'ın Bir Dinozorun Anıları. Halikarnas Balıkçısı olarak bildiğimiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Mavi Sürgünü. Halide Nusret Zorlu Tuna'nın Bir Devrin Romanı. Mesela anı türündeki diğer önemli bir eserdir. Arkadaşlar Falih Rıfkı Atay'ı Atatürk'le ilgili yazdığı eserlerle tanıyoruz. Birazdan Falih Rıfkı Atay'a biraz daha detaylı değineceğiz. Bunlar önemli eserleridir. Onun dışında Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk'ü Özdeyiş, Geçmiş Günler.
Abdullah Akşinasi Hisar, İstanbul'u anlatmayı seven bir sanatçı. Boğaziçi Yalıları, Boğaziçi Mehtapları, Geçmiş Zaman Köşkleri. Yine Cumhuriyet döneminde Orhan Pamuk'un Babamın Bavulu, Buket Uzuner'in Bir Siyah Saçlı Kadının Gezi Notları ana türünde önemli eserlerdendir. Dediğim gibi diğer eserlere de bakmanızı rica ediyorum. Arkadaşlar, anı ve günlüğü kıyasladığımızda ne görüyoruz? Anılar yaşandıktan sonra yazılırken günlükler günü gününe yazılır. En belirgin farklılık budur. Günlüklerde düşünceler aynı gün içerisinde yazılmakta. Bu nedenle aradan fazla zaman geçmediği için bunlar daha güvenilirdir. Ancak anılarda olayın üzerinden zaman geçtikten sonra yazılmaktadır. Günlüğün gözlenen günlük olaylardan ve düşüncelerden oluşması, anının ise üzerinden yıllar geçmiş olayları dile getirmesi iki tür arasındaki en önemli farklılıktır. Her iki türde de yazarların iç dünyalarına yöneliyoruz ancak dış çevreyi de yansıttıklarını görüyoruz. Her iki türde de samimi içten bir dil vardır. Her iki türde de birinci kişili anlatım kullanılır. Anı ve otobiyografiyi kıyasladığımızda, anıda yazarlar duydukları, tanık oldukları olayları anlatır. Ancak otobiyografide direkt kendi özel yaşamlarından kronolojik olarak bahsederler. Otobiyografide yazar sadece kendisinden söz eder. Yazar kişiliğini oluşturan çevreye odak noktası yapar. Bu çevre dışına pek çıkmaz ve bunu kronolojik sırayla anlatır. Anıda ise yazar kendi iç dünyasına yönelmekle beraber kendi yaşamın dışına da çıkabilir. Kendisini etkileyen çevreyi de yazabilir. Bu şekilde bir farklılık var. Her iki türde de birinci kişili anlatım kullanılmaktadır arkadaşlar. Boğaziçi Mehtapları kime aitti? Abdullah Akşinasi Hisar, biliyorsunuz, İstanbul'u yazmayı seven bir sanatçı olarak tanıtmıştık onu. Abdullah Akşinasi Hisar, kişilerin iç dünyalarını, geçmişlerini ve hatıralarını yazmayı seven bir sanatçıdır. Her türlü eserinde anılarına yer vermiştir, anıları ön plandadır. Özellikle geçmişi, İstanbul'u, çocukluğunu ve gençlik yıllarını yazmayı çok sever. İstanbul'un en seçkin semtlerini anlatır ve bunları çok başarılı bir şekilde tasvir eder. Eserlerinde dili süslü, sanatlıdır ve başarılı eserler kaleme almıştır. Anı türündeki eserlerine değinmiştik. Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Geçmiş Zaman Köşkleri önemli eserleridir. Çankaya kime aitti arkadaşlar? Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ü yazmayı seven bir sanatçı demiştik. Türkçeyi sade bir şekilde kullanan bir sanatçıdır arkadaşlar. Daha çok makale, fıkra, anı ve gezi notlarıyla tanıdığımız bir sanatçı. Atatürkçü düşüncenin hizmetinde kalemini kullanmıştır. Ve Türkçenin sadeleşmesi, bağımsız bir dil haline gelmesi için mücadele etmiştir. Bu gezi yazısı üzerine çok fazla eser verdiği için, başarılı eserler verdiği için Cumhuriyet döneminin Evliya Çelebi'si olarak tanınmaktadır arkadaşlar. Çoğu kez Atatürk'ün yanında bulunmuştur. O yüzden Çankaya adlı eserinde Atatürk'ün yaşamından kesitler de sunmaktadır. Anı türündeki eserlerini tekrarlayalım. Çankaya, Zeytin Dağı, Ateş ve Güneş, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri, Atatürk'ün Hatıraları, Atatürk'ün Bana Anlattıkları, Atatürk Ne İdi gibi başarılı anı türünde eserleri vardır arkadaşlar. Gençler, kitaplarınız anı türündeki eserleri yazarlarıyla birlikte vermiş kitabımızda. Bunları bir tekrar edelim. Konumuzu tamamladık. Anı türüyle ilgili sorularımızı çözüp etkinliklerimizi tamamlayalım. Hepinize iyi çalışmalar ve iyi günler dilerim.